Şimdi efendim iki oyuncumuz da bu sene bize katıldı biliyorsunuz. Hasibe Eren ve Gürhan Altınbaş'a. Biz çok mutluyuz. Hep bizden bahsedelim istiyoruz ama bir şey daha yaptılar beraber. Çok güzel bir film değil mi? Evet. Hazine yine bir BKM yapımı. Evet. Biraz anlatır mısınız filmi bize? Vallahi çok güzel bir kara komedi. Kara çok komedi. Çok şahane bir oyuncu kadrosu var. Sadece biz değil yani Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Aslıhan Gürbüz müthiş, Boran Kuzum. Ay herkese de çok ayıp olacak. Evet, evet. Affetsinler ismini saymadıklarımız çünkü bu heyecandan çıkamıyor isimler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Filminizin fragmanını seyredelim. Hadi. Ondan sonra skecimize girelim olur mu? Hadi. Şimdi Hazine filminin fragmanı geliyor efendim. İstek. Gönder be Mesut'cum be. Olacaksa olsun be. Kumandan! Sen sıkıldın gibi ha. Cinayetler, planlar, fasideler. Oluyor ya! Oluyor! Allah aşkına bir sakin ol ya. Sinemaya gitmeyi düşünüyorsanız harika bir seçim olur. Hazine filmi. Yolu açık olsun, bol seyircili olsun. Ameliyatı olacağım. Evet, lokal anestezi. Ay nereden biliyorsun? Ay sürekli beni şaşırtıyorsun Hüseyin ya. Ya hayır, sakın gelme. Hayır, gerçekten gerek yok. Ben operasyon bitince zaten seni arayacağım. Tamam tatlışım. Hadi sen kapa. Yok yok, sen kapa. Ya sen kapa. Ya sen kapa. Hayır, sen kapa. Ben kapayım. Ne yapıyorsunuz beyefendi ya? Hanımefendi, birazdan ameliyata gireceksiniz. Sizi açabilmemiz için kapamamız gerekiyordu. Haklısınız. Kusura bakmayın. Sevgilimle yeniyiz de sürekli böyle konuşuyoruz. Geçer o, geçer. Ben ilk defa ameliyat olacağım da acıyacak mı? Şimdi ben size lokal anestezi yapacağım. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Aa! Ne oldu ya? Yani en azından bundan sonra bir şey hissetmeyeceksiniz. Peki biz doktor hanımla hiç tanışamadık. Nasıl biridir kendisi? Eli hafif midir? Yeter Hanım alanının en iyisidir. Ve bu hastanede bu ameliyatı yapabilen tek doktordur. Kendisi çok pozitif bir insandır. Ay çok iyi. Her bir tanışamadık yüzünü görseydim. İnsan bir güven duymak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fotoğraftan doktor analizi yapabiliyorsanız ben şöyle göstereyim. WhatsApp profil fotoğrafı. Hüseyin! Evet, Yeter Hanım'ın yanındaki Hüseyin Bey. Yeter Hanım'ın sevgilisi. Siz tanıyor musunuz? Tanıyamamışım. Tanımıyorum. Yok, ben tanımıyorum. Anladım. Şimdi Yeter Hanım birazdan gelir. Size şimdiden geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Lan şerefsiz! Nasıl ortaya çıkmayacağını düşündün? Sevgilin varmış ya senin. Köpek! Bitti bu iş. Sakın bir daha beni arama. Bir de doktor sevgilisinin öğrendiği bilgileri bana atıyor ya. Kapat, kapat namussuz herif. Ulan bir erkek de beni yalatsın be ya. Bir erkek. Nazlı, ne kadar kızsan haklısın. Ben de sana bunu itiraf edecek ve Yeter'den ayrılacaktım. Ama Yeter çok hassas olduğu için bu ayrılığı kaldıramaz. Depresyona falan girer diye cesaret edemedim. Ama bana inan ki şimdi arayıp terk edeceğim Yeter'i. Ben Nazlı'yı seviyorum diyeceğim ona şimdi. Ha, şimdi arıyorum. Şimdi arama sakın. Şimdi kadının morali bozuk, ameliyatta mı sokacaksın? Gezecek biraz sonra beni. Sakın, sakın arama. Sakın arama. Meşgul, Allah'ım arıyor mudur acaba? İnşallah doktor hanım Hüseyin'i çok da sevmiyordur. Seviyormuş. Doktor hanım iyi misiniz? İyiyim. Kötü gibi mi görünüyorum? Çok iyiyim ben. Ben çok iyiyim.
Ben işimin başındayım ve son derece iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten yani başka bir günde yapabiliriz. Hayır, başka bir günde gelebilirim. Hayır, hiç gerek yok gerçekten. Son derece iyiyim, hiç merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz. O telefonu alayım. Buyurun. Başlayacağız biraz daha. Evet, bakalım ismimiz neymiş. Nazlı. Sevgilimin beni aldattığı kadının adı da Nazlı'ymış. Ne tesadüf. Evet demek ama... sen de Nazlı'sın ha? Evet, Nazlı'yım ama siz bana Suat diyebilirsiniz. Arkadaşlarım bana Suat der. Ama Liye diye de sormayın, insan arkadaşlarını seçemiyor. Haklısın. Baksana insan, sevgilisini de seçemiyor. Suat, ne işle meşgulsün? Ben sigortacıyım. Hı. Ama şu an gerçekten aklıma geldi, benim çok önemli işlerim vardı. Ben gideyim, başka bir gün gelirim inşallah. Olmaz. Lütfen, lütfen bana güvenir misin? Çok iyiyim. O kadar iyiyim ki anlatamam sana. Şimdi bir dakika, röntgeninize bakalım. Bayağı ciddi bir fıtığın var Suat. Evet, evet, kesinlikle. Şuraya bak. Disklerin kaymış. Bak, sinire baskı yapıyor. Görüyor musun? Evet. Bak, bak burada görüyor musun? Bak, kaydı, kaydı disk. Bak, geldi. Ah, disk, disk. Ah, o diskler, o diskler. Ah, o diskler, o diskler. O diskler var ya, o diskler. Evet. Aynı bu erkekler gibiler işte, o diskler. Böyle kayacak bir yer buldular mı? Hop! Hemen kayıp yanlayıveriyorlar. Şerefsiz diskler. Aynen öyleler. Halbuki bak, ne kadar güzel bir omurga var şurada, değil mi? Evet. Onun yanında şöyle dursana sakin sakin. Niye hemen kıçın başını oynuyor? Hemen oraya buraya. Ulan diskler, sen hiç merak etme. Ben o diskleri geldikleri yere sokmasını o kadar iyi biliyorum. Sok hocam, sok o... Sok omurgayı ama yani felce uğratmadan sokalarsak. Yanlış anlamayın. Yani bence o diskin yanladığı sinirin de pek bir şeyden haberi yok. Yani sinir öyle duruyormuş, disk yanlamış. Nereden bilsin sinir, diskin bir omurgaya bağlı olduğunu? Bayağı bilgilisin ha. Yok, estağfurullah. Tamamen sizin anlattıklarınızın ışığında. Hocam, gerçekten benim şu an aklıma geldi. Benim müşterilerime o kadar önemli bir sunum yapmam gerekiyor ki... İzin verirseniz ben kalkayım, başka zaman gelirim. Kalkamazsın hele, kalkamazsın. Evet, kalkamıyorum zaten. Niye öyle ya? Aynı senin dediğin gibi Hüseyin de sunuma gider gider dururdu, biliyor musun? Benim sunumum var yeter derdi. Tak giderdi. Şerefsiz! Şerefsiz derken bir şey yaptınız hocam siz bana. Açtım. Neyi? Sırtını açtım hayatım. Ama hiç merak etme, bitireceğim. Nasıl ki ilişkimi de pat diye bitirdim. Bu ameliyatı da öyle bitireceğim. Sen hiç... Hocam pıt pıt. Hocam pıt 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 bir şeyler hissediyorum ben içimde. Ağlıyor musunuz ya siz? Ulan 10 sene. 10 sene be Hüseyin. 10 sene insan kız arkadaşını ya telefonla arayıp... Hayatım, ben bir tane kadına aşık oldum. Onun adı da Nazlı ya. Terk eder mi öyle deyip ya? Ulan. Hocam o Nazlı da belki gariban biridir. Yani kim bilir, kim bilebilir? Saçmalama. Kesin cin gibidir o var ya. Onlar öyle bir cin gibidirler ki. Onu var ya bir elime geçirsen, şimdi böyle iki elimin altında olsa, onu var ya delik delik eşit, böyle delik delik ederim. Hocam, hocam lütfen. Keşke başka bir şey dileseymişsiniz ya. Ah Yeter Hanım, vah Yeter Hanım. Neler olmuş ya bugün böyle? Sorma Bahadır. Sen de mi öğrendin? Vallahi Yeter Hanım, ben zaten biliyordum da size söylemeye fırsatım olmadı. Ya. İnanır mısınız yani? Ne? Hüseyin Bey'i dün gece bir kadınla görmüşler. Bahadır Bey, nasıl bir kadın? Ya beyefendi, siz de deminden beri gelmediniz maşallah. Ameliyata girdik şurada. Şimdi dedikodu yapmaya mı geliyorsunuz? Hanımefendi, biz dedikodularımızı genelde ameliyatta yaparız. Karışmayın lütfen. Şişt, Bahadır Bey, söylesene. Nasıl bir kadınmış? Vallahi Yeter Hanımcığım, bizim başhemşire Fatma Hanım var ya, o görmüş. Ben onun yalancısıyım. Böyle görünce Hüseyin'in yanında kadına... bu bunun ya ablası ya da teyzesi demiş. Yok! Yok yine yok kız. Sen benim burada taş gibi, kaya gibi Yeter Hocamı bırak... gazuletin biriyle beraber ol. Olabilir mi öyle bir şey? Ben uzun boylu da denebilirdim.
etti yani, kazolitle ya. Hiçbir şekilde diyemem efendim. Eli de böyle sürekli belindeymiş. Artık fıtık mıdır, ne arazi varsa kadınım. Fıtık mı? Fıtık, fıtık, fıtık. Herkes fıtık hocam. Fıtık salgını var bence. İnanır mısınız? Sokakta elini sallasam gelinlisi fıtık. Kim ulan bu kadın? Vallahi sinirleniyorum Bahadır Bey. Vallahi elime bir geçirsem o kadına, belini kıracağım. Kırdın zaten. Yani benim belimi rica ediyorum gerçekten lütfen. Başka bir zaman mı yapsak bu ameliyatı, ne yapsın? Kızıyorum ama. Tamam tamam, yeter hanım, işine baksın. Ben nasıl kadınla Hüseyin Bey'in gittiği lokantayı buldum. Hemen gittim, güvenlik görevlisine kaynaştım, arkadaş oldum yeter hanım. Tamam. Bana o günü kamera görüntülerini WhatsApp'tan atacak birazdan. İnanılmaz heyecanlıyım burada. Ya bu nehir hırsı çocuk. Bak mecaz yapmıyorum, canım şu an dışarıda. Sen neyi körüklüyorsun ya? Hanımefendi, ben entrikadan beslenen biriyim. Belli. Ve burada çok büyük bir entrika var şu anda. Çok heyecanlıyım. Bırakır mısın yakamı? Gidip telefonumu alacağım. Kadına bak. Hocam, hocam rica ediyorum. Bence kapatalım sırtımı. Fıtık da önemli değil. Gerçekten ben yaşarım onunla. Şşt, tamam artık. Çok hareket ediyorsun, çok konuşma. Bak şu an çok kritik bir durumdayız. Resmen omurgam böyle ellerimin altında duruyor. Tek bir hareketle hayatın kayıverir. Sus lütfen. Sustum. Aman yardımcım Burcu arıyor. Ne diyecek acaba? Kız açıversene şu telefonu. Nasıl bir hastane ya burası? Ben nereye düştüm? Alo, Yeter Hanım felaket. Hüseyin Bey geldi, bütün eşyaları alıp gitti. Sizden ayrılmışmış dedi. Bir de hayvan gibi aldı her şeyi Yeter Hanım. Yastıkları, kahve makinesini, sapları bile aldı ya. Ya dedim klozeti niye söktürüyorsun? Kulübeyi taktırdım dedi. Evin hali harap bir tam. Allah size sabır versin, ben o zaman delirmişim Yeter Hanım. İşinizi de tutmayın, bağırın, çağırın, böyle acı olmaz. Ya ayrılan insana bu yapılır mı? Bu resmen yaraya tuzluk sokmaktır artık. Ya elimde omurilik varken bu bana yapılır mı? Esas bana yapılır mı? Tir tir titriyor ellerim, sinirden vallahi. Ya ben de. Ya böyle çıp desem omuriliği koparıversen. Sakın 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 hocam koparsın lütfen lütfen lütfen. Hayır ne olacak yani? Kariyerim mi bitsin? Yazık değil mi bana? Hayır bitmesin. Bitmesin benim de yürüme kariyerim bitmesin. Lütfen rica ediyorum sakin olun. Sok o iliği yerine ve beni dik kapat lütfen. Sokuyorum. Sokuyorum şanslıyla bana. Diliyorum, diliyorum lütfen. Yeter Hanım. Bu arada aynı restoranda hemen arkadaş olduğum garson arkadaşımdan bir mesaj geldi. Evet. O gün hesabı bu kadın ödemiş biliyor musunuz? Ya. Hani şu şirketlerin verdiği çekler yok mu? Onlardan. Evet. Çekler bir sigorta şirketine aitmiş. Demek ki kadın sigortacı. İnşallah o sigortacının hayat sigortası vardır. İnşallah. Çünkü onun var ya öyle bir hale getireceğim ki kafasını bedeninden ayıracağım böyle. Sen de sigortacı değil miydin Nazlı? Evet ama benimki elektrik sigortası. Tesisat yani. Montaj, baya, badana, boya, bütün bu işler. Suat Usta de, herkes tanır beni. Tamam, tamam Suat. İhtiyacım olursa seni mutlaka arayacağım. Ah Bahadır Bey, 10 senedir evin bütün işlerini, ama bütün işlerini Hüseyin yapar. Aa yeter anamcığım, ağlamayın ama artık. Adam zaten yapmış yapacağını. Boynu kendi boynunun altında kalsın inşallah, amin. Ulan Hüseyin, ulan Nazlı. Bitireceğim ulan sizi. Hah, yeter anamcığım, görüntüler geldi. Aa, uçtan uca şifrelendiği için çözemiyoruz. Derken ben de bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki temsilci kayınçoma attım. Evet, onun hemen ekip arkadaşlarıyla beraber çözecekler de yollayacaklar. Çok heyecanlıyım kız. Mit misin kardeşim sen? Yeter omuriliğim şu anda dışarıda. Canım dışarıda canım. Ay lanet gitsin senin canına, bırak be. Yeter hanımcığım, ben hemen şu az beyin bir arkasındayım. İhtiyacın olsa seslerin gelirim. Araştırmalarına devam et Bahadır Bey. Hadi hocam kapat beni, kurbanın olayım. Ya yapamıyorum ki. Lütfen sakin ol, nasıl sakinleşirsin? Olamıyorum anladın mı? Böyle içimden bir şeyler çıkıyor gibi. Hocam gelsenize biraz konuşalım biz ya. Gel bir rahatlayalım. Kimmiş ya bu Hüseyin, neymiş? Bir anlat ya sen bana lütfen ya. Ha. İşte söylüyorum ya Suat. Evet. Adı Hüseyin. Evet Hüseyin. Ondan böyle garip garip şüpheleniyordum. Ne zaman böyle iş ciddiye binse. Evet. Ne bileyim konu evlilik falan olsa.
Hemen kaçıp gidiyordu ya. Boş ver ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ha? Buraya ne yazılmışsa oh kader. Öyle mi diyorsun? Kendi kaybeder. O kendini kandırmış. Seni kandırmamış ki. Ya. Tabii canım. Hem senin sevinmen gerekir böyle bir hıyardan kurtulduğun için. Tabii güzel kadınsın, gençsin, doktorsun, afedersin. Havada kaparlar ya seni. Havaya girdim ha. Çok iyi kadınsın ha. Bana çok iyi geldi şu an. Hadi şimdi sıra sende. Şimdi de sen iyi gel bana. Şu sırtımı kapa. Valla esiyor ha. Ağzına sağlık. Çok iyi geldin bana. Ya. Vallahi de diktin. Ya. Geçmiş olsun. Ay teşekkür ederim. Yeter Hanımcığım, bu sefer müjdemi istiyorum gerçekten. Çözdün mü Bahadır? Yoo, çözdüremedim onları. Oo. Ama derken hemen bilgi bilişimde çalışan kuzenime attım yazışmaları evet. Ferhat'a. Ferhat da hemen bana onları çözüp gönderdi. Evet. Kadının numarası elimde. Hemen arayayım da kimmiş öğrenelim. Hemen ara Bahadır. Onu ara çünkü onu hiç lafım var. Bak yürüyecek şimdi, o gün. Bak şimdi yeter Ferhan. Ah, çok heyecanlıyım. Fıtık, Nazlı, sigorta, telefon. İçimden gelen bir ses bana çok kızgın olduğunuzu söylüyor. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza ve desen.